Hey sen, nasılsın? Dövme yaptırmanın herkesin kendi seçimi olduğunu ve kınamaya gerek olmadığı konusunda sizi hemen uyarmak istiyorum. Bazılarının güzel dövmeleri, bazılarının kötü dövmeleri var. Vücudumuzda ne yapacağımızı seçme hakkımız var. Neyse, başlayalım. Benim de vücudumda bir dövmem var. Bunu 17 yaşındayken yaptırmıştım ve kendi irademle yaptırmıştım. Her ne kadar istediğimden biraz farklı olmuş olsa da yine de onu seviyorum. Çünkü dövmeciye giderken uzun bir süre nasıl bir dövme yaptıracağımı düşündüm. Ve dövmeciye gittiğimde çoktan kararımı vermiştim. Şimdiye kadar dövmemden pişman değilim. Çünkü onu yaptırmadan kendime şu soruyu sormuştum. Vücudumda her gün görüp de sıkılmayacağım ne olabilir? Bu senin için bir sır olacak. Ama bu hikayede kız için sır değil. Ve neredeyse kelimenin tam anlamıyla doğuma katıldığımı düşünürsek tüm bunları tartışmak için bana her hakkı veriyor. Onunla Tinder'la tanıştım. Adı Bonnie'di ve eşleşince bana ilk o yazdı. Şaşırmıştım. Bu genellikle benim işimdi. Onunla sabaha kadar mesajlaştık ve ertesi gün buluşmayı teklif ettim. Buluşmamamız iyi geçti. Sadece bana hakkında hiçbir şey sormadı. Bu biraz enteresandı. Kız zamanında başka bir ülkeye üniversiteye girmek için başvuru mektubu yazdığını söyledi. Yakında başka bir ülkeye gidecekse neden benimle görüşüyor ki? Gazeteci olmak istediğini ve ondan daha fazla kazanan havalı bir adam bulmayı, adamın ona bakmasını umduğunu söyledi. Ne güzel. Onunla görüşmeyi bırakmayı düşünüyordum. Ama sonra bana gecenin 12'sinde doğum günü olduğunu söyledi. Harika. Şimdi bir de ona hediye almak zorunda kalacaktım. Elimde verebilecek bir şeyim de yoktu. Gece yarısı oldu ve kendisi için bir tür meydan okuma yapmak için yardım istedi. Ve sonra bir arkadaş onu aradı. Ve şu anda doğum gününü kutlamak için evin önünde olduğunu söyledi. Hangi cehenneme takılıyorsun? Diye sordu arkadaşı. Ve Bonnie elimden tutarak elinden geldiğince hızlı bir şekilde eve koştu. Ne yazık ki çok uzakta yaşamıyordu. Ama yine de koşarken neredeyse yere düşüyordum. Bonnie buna neşeyle güldü. Ah şu duygusal kızlar. Koşarak geldiğimizde pasta, şampanya ve bir sürü tebrik onu bekliyordu. Ardından evine gittik. Orada ufak parti devam etti ve doğum günü kızının annesi de bize katıldı. Pasta yenildi, şarap içildi ve Bonnie'nin arkadaşı eve gitti. O anda bizi rahat bıraktığı için onu öpmeye hazırdım. Arkadaşı gidince Bonnie bana bir film izleme teklif etti. Hepimiz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Sevinçten uçuyordum. Ama biz odaya çıkar çıkmaz annesi telefon arayıp ona son misafiri uğurlamak için aşağı gelmesini söyledi. Anlaşılan boşa heveslenmiştim. İlk seferkini kaldırabilirdim ama üçüncü kez aynı şey olunca bundan bıktım ve gitmeye karar verdim. Onu yalandan öptüm ve eve gittim. Birkaç gün sonra bana tekrar yazdı ve 18. yaş günü şerifine dövme yaptırırken onun yanında olmamı istedi. Bu onun ilk dövmesi değildi ama sağ bacağın ön kısmındaki ilk dövmeydi. O harika bahane. Sonra onu eve götüreceğim ve annesinin böldüğü şeyi tekrarlayacağız. Güzel diye düşündüm. Her zamanki gibi duşumu aldım, giyinip süslendim ve hedefime doğru yol aldım. Bil diye söylüyorum, kendine tuhaf ama güzel bir kadının yüzünün dövmesini yaptırmak istiyordu. Sonra orada Manifiz'in yüzünü yaptırmak istediğini anladık. Tüm seans 7-8 saat sürecekti. Oraya saat 3'te geldim. Kanepede yatıyordu ve şimdiden sıkılmış bir limon gibi görünüyordu. Nasıl gördüğünü gülmeye ve onun yerinde olmadığımı sevmeye başladım. Şimdi onun yanına oturup onu destek olup ellerini tutup onu rahatlatması için hikayeler anlatacaktım ki bir anda bağırmaya başladı. Hem de avazı çıktığı kadar. Eliyle sert bir şekilde benimkini sıktı. Bu beni çok korkuttu. Şovun başladığını fark ederek ayağa kalktım. Dövmeci iğnelerin cildine batıp çıktığında acı verdiğini bilmesine rağmen o bile bu kadar bağırmaya şok oldu. Ah, benim kadar değil. O acı içinde çığlık atarken ben de ağlamak istedim çünkü diğer eli bana hala sıkıyordu. Bonnie Aikido olduğu gibi parmaklarımı eklemlerinden geriye doğru büktü ve zaman zaman bazen omzuma bazen de yüzüme sağlam yumruklar attı. Her darbeden sonra beni okşadı ve özür diledi. Ve sonra her şey yeniden başladı. Nedense bu beni soğutmadı. Aksine beni cezbetti. Bu haldeyken o kadar tatlı, çaresizdi ki onu bu haliyle, acılı haliyle yalnız bırakamazdım. İlk bakışta sadece bir dövme aletiyle cildin üzerine geziniyor gibi görünüyordu. Ama yakından bakıldığında çok büyük ve çok sayıda çizikler atıldığını görebiliyorsunuz. Sonra bir sigara molası. Dövmece sırtı uyuşmuş olduğu için yürümeye gittik. KFC siparişi verdik ve yemeği yerken yeterli puan almadığını ve üniversitenin onu kabul edilmeyeceğine dair bir mesaj aldı. O çekti acının üzerine bu mu? Hay Allah, şaka mı bu ya? Lanet olsun. Hep böyle garip randevular benim buluyor diye düşündüm. Bonnie bir adam sokağa çıktı ve ağlamaya başladı. Onu böyle bırakamazdım. Bana sarıldı ve üniversitenin dünyanın sonu olmadığını sözleriyle onu teselli etmeye başladım. Başka bir üniversiteye gidebilirsin dedim. Ama her şey küçümseyerek reddetti. Mola bitti. Dövmeci her şeyi gördü ve bana markete gidip tatlı bir şeyler almamı önerdi. Ben de öyle yaptım. Bunu herkese şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten işe yarıyor. Snickers, M&M ve her ihtimale karşı sandviç aldım ama onu kendim yedim. Hastamız çikolata yerken ona üzücü haberi unutturmak için elimden geleni yaptım. Çok zorlandım. Tüm bu acılar ve kötü haber ona büyük bir darbe vurmuştu. Çaresizliğimi gören dövmeci olaya el atmaya karar verdi
bidemizin altı üst eden hayat hikayesini anlattı. Evlenmek üzere olduğu adam onu ailesiyle tanıştırmak istemiş. Ailenin evi köydeymiş, her şey harika gidiyormuş. Masa muhteşemmiş, damadın babası anı bekleyene kadar içki içmeyi ve özellikle de kendisinin damıttığı viski içmeyi teklif edene kadar her şey iyiymiş. Sonra ne olduğunu sadece kocasının sözlerinden biliyormuş. Dahası damadın ailesi sonra hiç görmemiş. İlk kadeh onu sarhoş etmiş. İkinci kadehten sonra hava almak için bahçeye çıkmış ve sonra kaybolmuş. Kocası onu aramaya başlamış ama onu hiçbir şekilde bulamamışlar. Arabaya binmiş ve civardaki sokaklar onu aramaya başlamışlar. Sonunda onu bir keçiye saman verip onun sütünü içmek isterken bulmuşlar. Bilmiyorsanız o tür keçilerde süt yoktur. Onu arabaya bindirip eve sürmüş. Yolda iki kez üzerine kusmuş. Üçüncü kez de sütyenine ve biraz şortuna kusmuş. Bonnie'nin moral anda yükseldi ve onu ben bu kadar güldüremedim diye biraz kıskançlık hissettim. Ama neyse, parmaklarımdaki acaba çığlıklar durmadı ve seansın sonunda ikimiz daha dağıldık. Sanki saatlerce bir traktörün üzerine gitmiş gibiydik. Komik ama bir daha asla dövme yaptırmayacağım dair birkaç söz bile verdi. Ama gerçeği biliyoruz, saat 5'ti ve dokunduğu her yerim ağrıyordu. Çektiğim acıların telafisi için beni lüks bir yere götürmeye söz verdi. Patladım, biliyorsun Bonnie. Bundan sonra kahretsin, benimle evlenmelisin çünkü sanki sezaryen ameliyatına girdik. Sen ameliyat masasına yatıyorsun, ben asistan rolündeyim ve dövmeci de kadın doğum uzmanı. Ve ameliyathanedeki gibi bir ışık da var. Hayır tabii ki bunları yüksek sesle söylemedim, sadece aklımdan geçirdim. Bu arada 6. ve 7. saatler geçti ve sonunda dövme bitmişti. Sözünü tuttu ve bu acı veren operasyondan sonra sushi bara gittik. Ben domuz gibi sarhoş oldum. Bütün bu hikayedeki en sevdiğim şey, bir haftalık iyi iletişimimizin ardından yine de başka bir ülkeye uçtu gitti. Ben de neden beni tanımak zorunda kaldı diye düşündüm. Çok şey yaşadık ve beni terk mi etti? Acımasızca. İşte böyle arkadaşlar. Sevdiklerinize ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her eylemin sonuçları vardır, değil mi? Daha önce bazı eylemlerimin beni sonsuza dek etkileyebileceğini düşünmezdim. Burada ve şimdi sloganıyla daha çok anımı yaşardım. Ama çok geçmeden yanıldığımı anladım. Başkalarının fikirlerini sormaya alışkın olmayan bir kız olarak büyüdüm. Belki de bu iyi bir şey. Ama şu an eminim ki en azından sizi seven ve düşünen anneniz gibi insanları dinlemekte her zaman fayda var. Şimdi size yaşadıklarımı ve ne gibi bir bedel ödediğimi anlatacağım. Adım Oli, 17 yaşındayım. Benim yaşımdaki birçok kız gibi ben de ilk aşkımı yaşadım. Evet, o hayatımın aşkıydı. Daha önce hiç kimseye aşık olmamıştım. Hiç kendime aşık olacakmışım gibi zannetmiyordum. Bu yüzden aşk bana geldiğinde tamamen hazırlıksızdım. Alışveriş, erkekler, ilişkiler hakkında konuşmak ailemle yapabileceğim bir şey değildi. Mesele şu ki babam bir asker, aşırı sert biridir. Evimizde askeri bir disiplin vardır. Babam sadece evde değil, kafasında da düzeni sever. Bu yüzden hiçbir zaman aceleci bir karar vermemiz gereken olaylar yaşamadık. Annemle babam çok uzun zamandır beraberler. Tanıştıklarında çok geçmişler. Annem babamın eskiden çok romantik olduğunu söylüyor. Buna inanamıyorum. Onlar evlendikten sonra annem bana hamile kalmış. Babam da orduda iş bularak çalışmaya başlamış. Ordunun insanları ne kadar değiştirdiğini muhtemelen tahmin edebilirsiniz. Bu etkiyi babam da yaşamış. İlk birkaç yıl boyunca çok fakirlermiş. Annem bazen zar zor yiyecek alabildiklerini söylüyor. Ama babam orduya girdikten sonra işler daha da iyiye gitmiş. Bu yüzden bu işe sımsıkı sarılmış ve işini devam ettirmek için her şeyi yapmış. Bunun da karakteri üzerine büyük bir etkisi olmuş. Romantikliğini sanırım orada kaybetmiş. Babam anneme iltifatlar etmeyi bırakmış. Sonra ben doğunca da annem babamı olduğu gibi kabul etmek zorunda kalmış. Ben ise büyüdüm, okula gittim ve çalışkan bir öğrenci oldum. Zaten bu disiplinle başka türlüsü olamazdı. Her gün asker gibi aynı şeyleri yapıyoruz. Erken kalkıyor, spor yapıyor ve kahvaltıya oturuyoruz. Babam evden erken çıkıyor ve geç geliyor ve bazen ise işten eve hiç gelmiyordu. O akşamları annemle ben daha geç saatlere kadar film izler, kanepede dondurma yer, özgürlüğün tadını çıkarırdık. Okula gitmek zorunda olmadığım günlerde daha geç yatardık. Annem için üzülüyordum ama ona tavsiye veremezdim. Sonuçta ben onun kızıyım, arkadaşı değil. 15 yaşıma bastığımda annem babama benim için güzel bir doğum günü partisi yapmayı önerdi. Babam ise bunun boşa para harcamaktan başka bir şey olmadığını söyledi. Ama annem 15 yaşın önemli bir olduğunu vurgulayarak ısrar etti. Babam tekrar kabaca hayır dedi. Sonra babama işten bir telefon geldi ve hemen birkaç günlüğüne iş için gitmesi gerektiğini söyledi. Annem ve ben birbirimize baktık ve gülümsedik. Çünkü bunun iyi bir haber olduğunu biliyorduk. Ertesi gün babam gitti. Bir gün sonra doğum günüm olacaktı. Annem ve ben tüm arkadaşlarımı arayarak doğum günüm için evimize davet ettik. Annemle bir sürü güzel yiyecek hazırladık. Annem bana rüya gibi bir elbise aldı. Muhteşemdi. Evde hiç parti yaptığımı hatırlamıyorum. İlk partim olacaktı. Mutluluktan uçuyordum. Evin etrafında sevinçle zıplıyordum. Doğum günüm için her şey hazırdı.
Tam olarak gece 12'de uyurken annem odama geldi ve bana bir hediye verdi. Hayalini kurduğum şey buydu. Bir tablet. Resim çizmeyi çok seviyordum ve annem bunu biliyordu. Yaratıcılığımı övdü ve desteklediğini söyledi. Çok dokunaklı bir andı. Annemin beni uyandırmasını beklemiyordum. Doğum günümü ilk kutlayan ve ilk hediye veren olmak istediğini söyledi. Neredeyse sabaha kadar resim çizdim. Annem de yanında oturarak tatlı yedi. Sabah biraz uyuduk ve parti için hazırlanmaya başladık. İlgi odağıydım ve herkes bana hediyeler verdi. Harikaydı. Yemek yiyorduk, tebrikler alıyordum. Annem yüksek sesle müzik açarak dans ediyordu. Buranın bizim evimiz olduğuna inanamıyordum. Sanki başka bir dünyadaymışız gibiydi. Parti tüm hızıyla devam ederken birden evin kapısı çalındı. Üniformalı biri ağır bir çantayla kapının önünde duruyordu. Bu babamdı. Önce içeriye, sonra annemle bana hoşnutsuz bir şekilde baktı. Herkese evden çıkmalarını söylemek için elini kullandı. Misafirler neredeyse ışık hızıyla oradan uzaklaşmıştı. Kutlama sona ermişti. Gözyaşlarına boğuldum. Yatak odamdan babamın annemi yaptıklarından dolayı azarladığını duyabiliyordum. Babama itaatsizlik ettiği için, evde palyaço gibi dolandığı için ona kızıyordu. Birdenbire annem bunun 15 yıldır tek çocukları için yaptıkları ilk parti olduğunu, çocukluğumu yaşamama izin vermediğini haykırdı. Sonra annem ağlamaya başladı. Babamın ona tokat attığını fark ettim. Oraya koşarak babamı ittim ve ona bir canavar olduğunu ve ondan nefret ettiğimi söyledim. En iyi günüm en kötü günüme dönüştü. Babam şoktaydı. Ben de dışarı koştum. Bir kafeye gittim. Orada hıçkırarak ağlarken bir bardak su istedim. Birdenbire bir garson yanıma geldi ve "Bu bizden," dedi. Adı Nick'ti. Hemen tanıştık. Çok iyi bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Doğum günüm olduğunu öğrendiğinde hemen başka bir hediye daha getirdi. Dondurma. Her neyse, mahvolmuş günüme rağmen bu çocuk bana iyi geldi. 2 saat oturduk ve her şey hakkında sohbet ettik. Ve sonra beni işten sonra sinemaya davet etti. Ben de kabul ettim. Birkaç randevudan sonra çıkmaya başladık. Anneme ondan bahsettim ama annem ne kadar mutlu olursam olayım aklımı mukayyet olmamı söyledi. Babamdan dolayı duygularım kaynaklandığını söyledi. Muhtemelen babana olan kininden dolayı bunu yapıyorsun, yoksa Nick'i gerçekten sevmiyorsun dedi. Söyledikleri hoşuma gitmedi. Nasıl böyle bir şey olabilirdi ki? Ona gerçek mutluluğu bilmediğini söyledim ve ona bir şey anlatmayı bıraktım. Nick'e tamamen aşıktım ve başka kimseye ihtiyacım yoktu. Babamla konuşmuyordum. Bu yüzden her şey normaldi. Kendimi dokunulmaz gibi hissediyordum. Nick ve ben birbirimizi sık sık görüyorduk. Dersleri atlatmaya başladım. O okumuyordu. Okulu bırakıp çalışmaya başlamış. Onu destekledim. O çalışırken ben de uzaktaki masaya oturup resim yapıyordum. Bir keresinde onun bir portresini çizdim. Çok beğendi. Nick'e gönderdim ve kendi tabletimin ekran koruyucusu olarak koydum. Akşam eve geldiğimde babam nerede olduğumu sorgulamaya başladı. Cevap vermedim. Sonra tableti ona vermemi istedi. Sinirden tableti ona fırlattım ve Nick'in fotoğrafını gördü. Babam bir anda çok kızdı. "Bir daha o çocuğu görmeyeceksin," dedi. O kadar öfkelendim ki çığlık atmak istedim. O zamanlar ne düşündüğümü bilmiyorum ama ona karşı gelmek için çok korkunç bir şey yapmak istedim. En yakın dövmeciyi aradım ve ertesi güne randevu aldım. Evet, koluma Nick'in dövmesini yaptırdım. Dövmeci işini bitirdiğinde çok mutlu olmuştum. Zannediyordum ki babam sinirden kuduracak. Nick ise çok mutlu olacaktı. Ama aynı gün Nick'e elimi gösterdiğimde çok garip bir tepki verdi. Mutlu değildi. Aptalca bir şey yaptığımı söyledi. Çizimlerini seviyorum ama bu yaptığını beğenmedim. Sanki babana karşı gelmek için benimle çıkıyormuşsun gibi hissediyorum dedi. Sürekli onun hakkında konuşuyorsun ve onu kızdırmak için bir bahane buluyorsun. Üzgünüm ama intikam ve kişisel problemlerinizin bir parçası olmak istemiyorum diye ekledi. Kalbim kırıldı. Kafeden dışarı çıktım. Ağlayarak eve koştum. Sanırım haklıydı. Neden böyle bir şey yapmıştım? Annemi neden dinlemedim? Neden kendimi dinlemedim? Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonuçta koluna birinin yüzünün dövmesini yaptırmak tam bir saçmalıktı. Eve mahvolmuş bir halde geldim ve yaptığım ilk şey anneme gitmek oldu. Babamın evde olmaması iyiydi, yoksa beni öldürürdü. Anneme gittim ve ona her şeyi anlattım. Nick'i övdü, iyi bir çocuk olduğunu ve çok mantıklı hareket ettiğini söyledi. Annem dövmeye baktı ve her şeyin düzeltilebileceğini söyledi. Ama babamın iş gezisine çıkmasını beklemem gerekiyordu. Şanslıydım, birkaç gün sonra iş gezisine gitti. Annem ve ben hemen dövmeyi sildirmek için yola koyulduk. Çok acı vericiydi. Ama asıl önemlisi, şimdi nasıl davranacağımı hiç bilmiyordum. Annem ve Nick'ten çok utanıyordum. Ama annem bana bir tavsiye verdi, ben de onu dinledim. Babam geldiğinde oturduk ve konuştuk. Haksız olduğunu anladığını söyledi. Ben de onu bağırıp ittiğim için özür diledim. Değişeceğine söz verdi. Başka bir gün o kafeye gittim. Nick çalışıyordu. Beni görünce ilk başta şaşırdı. Ama bir menü, bir de af istediğimi söyleyince güldü. Yanıma oturdu ve her şey yeniden başladık.
her şeyi yeniden düşünmek ve düzeltmek için bir fırsat olması ne kadar harika bir şey. Bu yüzden arkadaşlar, sinirliyken ani kararlar almayın. Sağlığınız için tehlikeli olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğene basın ve yorum yazın. Bir sonraki hikayelerimizi kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.